2022 yılında Fed ile birlikte altın fiyatları yükselir mi yoksa düşer mi? Gram altın fiyatları, gümüş fiyatları ne olacak? Bu videomuz içerisinde Fed'in etkileriyle birlikte altının ons tarafında ve Türkiye'de gram altın fiyatlarında, gram gümüş fiyatlarında ne gibi etkiler yaşanabilir? Bu videomuzda şimdi sizlerle birlikte bunu cevaplamaya çalışacağız. En çok merak ettiğiniz ve sorduğunuz sorular içerisinde Fed ile birlikte altında ee, yükseliş bitti mi yoksa altındaki yükseliş kaldığı yerden devam eder mi şeklinde sorularınız vardı bu sorularınızda da bu video içerisinde yanıt bulmaya çalışacağız sevgili dostlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz Öncelikle yayınımıza geçmeden önce kanalımızı dışarıdan seyreden arkadaşlarımızı kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz ve beğen tuşuna basarsanız da bizi çok mutlu edersiniz Evet sevgili dostlarım Fed'in faiz arttıracak olması altında e, geri çekilmelere sebebiyet verebilir Fakat altının sevdiği e, gerilim ortamı henüz altın tarafında bitmiş değil Özellikle enflasyon baskısı, dünya genelindeki enflasyon baskısının oldukça yüksek olması Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki e, savaş tamtamlarının devam etmesi Altını 2022 yılı içerisinde diri tutmaya devam edecektir Haftalık kapanışlar nezdinde birazdan sizlerle teknik analiz yöntemini kullanaraktan ons altın, gram altın, gram gümüş ve ons gümüşü değerlendireceğiz. Ve burada da bir haftalık kapanışlar geldi. Bu haftalık kapanışlar neticesinde yönün hangi yöne doğru evrildiğini, yükseliş mi yoksa düşüş mü olacak mı sorularınıza da cevap bulmaya çalışacağız. Evet sevgili dostlarım ABD e, Ukrayna'ya destek veriyor. ABD'de yığınak yapmaya başladı. E, bu da özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya giriş yapacak mı Yani bir savaş e, baskısı altında Ukrayna'ya giriş yapacak mı? Bunu hep birlikte zaten sizlerle birlikte takip ediyoruz Fakat bu söylemin piyasaya düşmesi bile altını 1817 dolar seviyesi üzerine atarak beklentilerimiz dahilinde 1848 dolarlar seviyesine kadar çekti. Kısada günlükte özellikle altının ons tarafına baktığımız zaman gram altında ons altın ve dolar bazlı etkilendiği için arkadaşlar altının ons tarafında güzel bir kapanış geldi. 1835 dolar civarlarında ons altında gelen haftalık kapanışla birlikte bizlerin şurada haftalıkta takip ettiğimiz üçgen seviyesi üzerinde tam noktasal olarak bir kapanış geldi. Şimdi bu hafta itibariyle altının onsunu takip eden arkadaşlar 1827 dolar seviyesi bizler için çok önemli bir seviye. Şuradaki 1827 dolar seviyesi. Bu 1827 dolar seviyesi e, altında yükselişlerin tekrardan devam etmesi durumunda yukarıda 1848 bölgesi kısa da artık direnç olmuş durumda. Yani bant aralığı olarak baktığımız zaman 1827 ve 1848 bant aralıkları özellikle forexçi arkadaşlar için yukarı yönlü değerlendirilebilir bant aralıkları. Bu bant aralıkları içerisinde altının tekrardan olumsuz bir hal alabilmesi için ise arkadaşlar bir kere şuradaki geçen 1814 seviyesi artık önemli bir destek konumunu almış durumda. Bu 1814 destek konumu üzerinde kalındıkça altının onsunda yukarı yönlü yükseliş hala devam edecektir. Burada temelde baktığımız zaman ana hedef noktası 1842 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte ana hedef bölgesinin de altının ons tarafında arkadaşlar bizlerin beklentisi dahilinde şuradaki tam 1880 dolara kadar Evet şuradan geçen 1880 dolar civarına kadar altının onsunda yukarı yönlü hareket beklentim gerçekleşecektir diye düşünmekteyim. Bunun için 1842 direnci önemli olacak. Bu direnç yukarı yönlü eğer kırılabilir ise benim düşünceme göre kırılacaktır ve altın 1880 dolar civarına doğru gidecektir. Buranın ikinci yine önemli destek bölgesi 1800 27 dolar seviyesinde bulunan bölge. Burası da gene yukarı yönlü hareketleri tetikleyecek alan. Yükseliş başlangıç noktamız ise 1814 dolar seviyesi arkadaşlar. Burası ayrıca bir stop bölgesi olarak da altının ons tarafında kullanılabilir. Özellikle ABD'de çıkan enflasyon sürecindeki yüzde %7'lik enflasyon Şubat ve Ocak enflasyonu da üzerine eklendiği zaman çift taneli enflasyonlara ulaşabilir. ABD, Rusya, Ukrayna tarafındaki gerginlikle birlikte de kısa sürede altının ons tarafında 1880 dolarlara doğru yükseliş kaçınılmaz gibi duruyor. Sizlerle birlikte bu hafta ons altın tarafında 1880 dolar seviyelerini takipte kalacağız. Gram altın tarafına hemen geçelim. Gram altında da önemli seviyelerimiz var. Bu seviyeleri sizlerle birlikte bulmaya çalışalım Evet gram altın tarafında e, önemli seviyelerimiz şöyle daha kısadan açalım günlükte bakalım gram altına gram altındaki oluşumumuz bizler için önemli takip ettiğimiz alt destek bölgemizden geçiyor 782 Evet Şuradaki artık 782 bölgemiz bizler için önemli bir destek konumuna gelmiş durumda 782 destek bölgesi üzerinde kalındıkça Gene 804 bölgesi bizler için önemli bir direnç haline gelmiş durumda benim zaten bant aralığı olarak sizlerle birlikte takip ettiğim 818 seviyesi burada e, direnç konumu olarak gram altında hala devam etmekte yani 782 ile 818 bant aralığında hareket eden gram altın sizlerle birlikte hala takip edeceğiz. Merkez Bankası tarafında faizlerin serbest bırakılması, enflasyonun da yüksek seviyelerde seyretmesiyle birlikte yatırımcıların genellikle bu gibi ortamlarda arkadaşlar altına yoğun ilgi gösterdikleri de bilinmekte. Stokastik indikatörüne baktığımız zaman gram altında yatay yukarı yönlü seyrin hala devam ettiği ve gram altında kısada 818 direncinin önemli bir nokta e, olarak takipte kalınması gerekliliği. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılması durumunda ise arkadaşlar bizler gram altında tekrardan 880 TL'ler civarına doğru giden bir hareketi gram altında izleyebiliriz. O yüzden gram altın yatırımcısı 782 seviyesine bu kısa alsat yapacak olan arkadaşların 782 seviyesine önemli riayet etmeleri gerekli. Şimdi orta bazda gram altın takipçisi yani aşağılardan alt seviyelerden elinde gram altın tutan arkadaşlar için hangi seviyeler önemli? Alt seviyelerden elinde gram altın e, tutan arkadaşlar için ise bant aralığımız 740 sizler için önemli bir destek. Yani bu destek üzerinde haftalık kapanışlar olması ve gram altının buralarda tutunması sizler için orta vadede hala da 940 TL seviyelerinin gram altında gelebilir olasılığının oldukça yüksek olduğunu göstermekte. Sizler de 940 seviyesini orta vadede hedef olarak takip edebilirsiniz. Tabii ki 740 TL civarının altında bir kapanış olmadığı sürece haftalıkta bunu takip edin. Aylık bazda bu çok önemli olacak. Özellikle aylık bazda 1000 TL'lerden arkadaşlar terste olan arkadaşlar için ve aşağılardan 1000 e, lira ve üzerine hedefleyen arkadaşlar için ise takip edilecek en önemli seviye 713. Aylık kapanışlarda 713 TL civarını takipte kalacaksınız. Çünkü 713 üzerinde ilk hedef e, 940 ve onun üzerinde de 1060 TL'ler civarına doğru giden bir altında hala da <laughs> yukarı yönlü hareket potansiyeli oldukça fazla. Çünkü burada da aynı dolar tl kurumda olduğu gibi bir formasyon ve bu formasyonun yukarı yönlü ile birlikte tekrardan 1000 TL'lerin görülebileceği unutulmamalı. Buradaki formasyonun bozulabilmesi için ise altında kısa da şurada tam 740 TL civarında kapanış olması şart. Buradaki 740 TL altında gram altında bir kapanış olmadığı sürece yani şuradaki 740 TL bizler için önemli. Burada bir kapanış olmadığı müddetçe kısa da 818 bizlerin takip etmesi gereken alan onun üzerinde 940 ve zaman içerisinde 1060 seviyesine doğru kademeli bir şekilde gram altında da yukarı yönlü hareketler takibimizde kalacak. Hem 1000 liradan terste olan arkadaşlar 900 liralardan Tersi olan arkadaşlar 800 liralardan tersi olan arkadaşlar e, bu elimde bulunan grafiğin ekran görüntüsünü kendilerine alsınlar. Bu şekilde e, gram altını da takip edebilirler. 746 bir hareket görülebilir ise arkadaşlar işte o zaman biraz pozisyonları küçültmekte fayda var. E, bunun kırılmasıyla birlikte 713 seviyesine doğru aşağı yönlü bir hareket yaşayabiliriz. Fakat şu an 740 TL altında bir kapanış olmadıkça yön gram altın takip eden arkadaşlarımız için ons bazlı olarak da bu hafta yukarı yönlü hareketler beklentimiz dahilinde yani kısada 818'ler gram altında bizleri bekliyor. Gümüş tarafında hemen bakalım gümüşü takip eden arkadaşlar için neler söyleyebiliriz? Gümüş ons hemen gümüş onsla başlayalım metallerin aşırı çocuğu gümüş ons. Gümüş ons da çok güzel 2470 Biliyorsunuz zaten beklentimiz de bizim 24-70 seviyesinde e, gümüş onsun hareket edeceği özellikle 21-60 desteği üzerinde kaldıkça yukarıda 24-70 ilk test edeceğimiz alandır diye sizlerle birlikte videolarımızda bunu paylaşmıştık. Şimdi gümüş onsta bizler için en önemli destek hangi bölgede kaldı? Bunu hemen sizlerle birlikte değerlendirelim. Gümüş takip eden arkadaşlarımız. Gümüş takip eden arkadaşlarımız. 23.70 artık önemli bir destek konumu haline gelmiş durumda. Yukarıda 24.30 seviyesinden kapanış e, gümüşün ons tarafında geldi. Burası gene kuvvetli bir direnç olarak gümüşün onsunda takip edilecek bölge olacak arkadaşlar. 24.35 bölgesi. Bu 24.35 bölgesinin gümüşün e, ons tarafında özellikle yukarı yönlü kırılabilirse, kırılabilmesi durumunda yukarıda 24.80 Evet, şurada 24.80 bir direnç bölgemiz var ve bunun e, yukarı yönlü aşılabilmesi ve özellikle şu 24.35 seviyesi üzerinde gümüşün ons tarafının kalıcılık göstermesi durumunda bizler gümüşün onsunda arkadaşlar 28 dolar seviyesine doğru giden bir hareket görme olasılığımız da oldukça fazla. O yüzden sizler de takipte kalın. 24-35 buradaki destek üzerinde hafta başıyla birlikte hareketler kalıcı olabilir ise yukarı yönlü hareketler 24.80'in kırılmasıyla birlikte gümüşün ons tarafında 28 dolarlara doğru giden bir hareketi başlatabilir. Gümüşün onsunda da grafiksel olarak baktığımızda yön yukarı olumlu bir şekilde Stokastik indikatörü ile birlikte zaten desteklediğini görüyoruz. Gram gümüş takip eden arkadaşlar evet gram gümüşte 10.50 seviyesi üzerinden bir kapanış geldi. Gram gümüş 10.50 üzerindeki bir kapanış gerçekten gram gümüşte çok çok önemli bir kapanış ve güzel bir kapanış oldu diyebiliriz. Gram gümüşte de artık 9.58 seviyesi sizlerin takip edeceği önemli bir kuvvetli destek konumuna gelmiş durumda. 958 seviyesi üzerinde gram gümüşün bir bant aralığı şuradaki 10 60 bant aralığıdır arkadaşlar. Bu 160 seviyesinde de gene bir e, kuvvetli dirençle karşılaşabiliriz ve bu direnci ben gümüşün gram tarafının da tekrardan yukarı yönlü kırıp ilk etapta 11 TL seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerini devam ettireceğini. Düşünmekteyim. Sizlerle birlikte gümüşün gram tarafında 11 TL'yi takipte kalacağız sevgili dostlarım. 958 kırılmadığı müddetçe 958 ayrıyeten bizler için e, orta baz ve uzun bazlı yatırım yapan arkadaşlarımız için de e, dikkatle takip etmemiz gereken önemli bir destek bölgesi. Bu destek bölgesini kaybetmediğimiz e, takdirde yukarıda bizler ilerleyen Aylar içerisinde tekrardan 13 TL seviyesine doğru giden hatta bunun yukarılarına doğru da giden bir gram gümüş sizlerle birlikte takip edebiliriz. Gram altın gram gümüş tarafı şu an yatay seyrini devam ettirse de ilerleyen günlerde yukarı yönlü seyrini enflasyonist baskıdan kaynaklı olarak e, ve ABD Rusya e, Ukrayna gerginliğine bağlı olaraktan yönü yukarı olarak e, hala devam ettirceği benziyor. Dolar bazlı olarak da baktığımız zaman FED faiz e, arttırmalarına başlayabilir. Bunun da gene etkisi ülke içerisinde Türkiye ekonomisi üzeri e, içerisinde gram altın olarak takip ettiğimiz enstrümanların gram bazlı enstrümanlarında yukarı yönlü hareketlerinin sert bir şekilde gerçekleşebilirliği oldukça yüksektir panik yapılmaması gereken bir hafta olduğunu düşünmekteyim. Özellikle verdiğim alt yükseliş destek noktalarını sıkı bir şekilde takibi sizlere zarar etmekten ve panik duygunuzu kontrol altında tutmaktan ee, ve sizi koruma amaçlı kalkan altına alacağından dolayı bu verdiğim seviyeleri mutlaka ekran görüntüsü şeklinde alıp tutmanızda fayda var diye düşünmekteyim. Değerli metal yatırımcısı dostlarımın. Evet sevgili dostlarım doları altını gümüşü sizlerle birlikte inceledik. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.